geldiklerinde şunu sormak ve öğrenmek isterler. Bu boşanmadan kim sorumlu? Hikayelerini anlattıklarında doğal olarak eşlerinin davranışlarını, yaptığı hareketleri ve hatta bazen yapmadığı hareketleri anlatır. Ve doğal olarak da bunlar bir kusur mudur? Buradaki boşanmanın sebebi ağırlıklı kusuruyla eşi midir? Öğrenmek isterler. Bu tabii ki bizim bir hukukçu olarak en başta müvekkili aydınlatmak açısından vermemiz gereken cevapları oluşturur. Ve biz anlatırız, işte şu davranış bir boşanma sebebidir, kusurlu bir davranıştır, bir tazminat sebebidir. Ve boşanmayı şu davranışlar nedeniyle gerçekleştirmek mümkün olur ve karşılığında da bir tazminat almak mümkün olur diye anlatırız. Burada benim bir hukukçu, bir avukat olarak izlenimimde bazı müvekkiller bize geldiklerinde hikayeyi tamamen rasyonalize etmişlerdir ve boşanma noktasında da bunu, bu davranışların boşanmayı sağlayacaklarını öğrendiklerinde tamamen telkin olurlar ve onların kafasında hiçbir sorun kalmaz. Bazı müvekkiller ise gözümüzün içine bakarlar. Adeta şunu öğrenmek isterler. Derler ki, ya acaba ben de şunları yaptım, hani o da şimdi bunları söyleyecek, hani ben de bunu yapsaydım acaba boşanma engellenebilir miydi, ya da işte benim yaptığım hareketler daha büyük bir kusur mu, o da bana karşı davasını kazanır mı, ya da belki benim davranışlarım onun davranışlarının altında daha mı az ya da daha mı fazla, bunun kaygılarını yaşarlar, pek çok acıdan yaşarlar. Acaba evliliği sürdürmek mümkün mü diye düşünürler. Bazen bu hareketler nedeniyle velayeti kaybedebilir miyim diye de sorgularlar. Bu çok insani bir sorgulama. Bu noktada benim bakış açımda hep bir dengeleme olmak durumunda. Çünkü biz özellikle de çocuklar varsa geleceğe yönelik olarak o ilişkinin sürmesini isteriz. Sürmesi derken insani boyutta, ebeveynlik ilişkisi içerisinde birbirlerine küs kalmak ya da birbirlerini suçlamak enerjilerinden çıkmalarını isteriz. Tabii burada mümkünse işte anlaşma, her zaman söylediğimiz gibi anlaşmalı boşanmayı tercih ederiz ama çekişmeli de dahi bunu soruları sorabilen bir bilinç varsa karşımızda, bu hissiyat varsa hep şunu anlatmaya çalışırız. İnsan olmak ölçüsünde ilişkilerde sadece boşanma noktasında, boşanma kararından tek bir tarafı kusurlu ve suçlu ve sorumlu tutmak hiçbir hukuk düzleminde aslında mümkün değil. Bunu belki daha legal, daha böyle teknik bir yerden anlatayım. Kıta Avrupası noktasında baktığımızda tüm hukuk sistemleri kusur sisteminden çıktılar. Çünkü bu sistemler şunu kabul ettiler ve anladılar ki taraflar işte benim eşim bunu yaptı dediğinde ya da diğer taraf benim eşim de bunu yaptı dediğinde aslında her iki taraf da belirli ölçülerde doğru şeyleri söylüyor. Ve her iki tarafın da o noktaya gelmekte muhakkak ki az ya da çok bir payı var, haklı payı var. Dolayısıyla biz o karara vardıktan sonra eğer evet çekişmeli bir boşanmadaysa biz hukukçu olarak bunu söyleriz. Bu evet bir kusurdur ve bir boşanma sebebidir diye ama gelinen noktada biz daha geniş bir düzlemde aile olma perspektifinde hikayeye bakmak istiyorsak, ebeveynliği güzel yürütebilmek, en azından o hikayenin yükünü sırtımızda taşımadan hayatımıza devam edebilmek istiyorsak, boşanmanın tek taraflı bir karar olmadığını, boşanmada hiç kimsenin tek başına o yükü ve kusuru sırtında taşımadığını bilmemiz ve kabul etmemiz hepimiz için iyi gelecek, yüreğimizi hafifletecek diye düşünüyorum.